Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa sunum yaparak bir video yapacağım. Bugün menüde kiremitte sarı kanat çinekop tarifi var. Size malzemeleri sayıyorum. 4 adet sarı kanat çinekop. Dilim doğranmış domates, piyaz, soğan, kaşar, pul biber, sarımsak, limon suyu, tereyağı, maydanoz, zeytinyağı ve bir adet kiremit tava. Arkadaşlar gerçekten yapılışı çok kolay bir tarif. Yani malzemesi olan herkes bunu yapabilir. Şimdi soğanlarımız yapışmasın diye tereyağıyla güzel yağlıyoruz kiremiti. Tabii köy tereyağı olduğu için gayet de sağlıklı. Öncelikle soğanlarımızı diziyoruz. Tabii ben öyle çok nazik olamıyorum. Mesleğim icabı. Bu arada balıklar da kendi tuttuğum balıklar. Ne kadar kendinizi rahat hissederseniz yemek o kadar lezzetli olur. Fazla kasmaya gerek yok yani. Ama tabii önemsediğim tek şey var, o da tabakta düzen yani. Ona çok önem veriyorum. Yani göze hitap edecek yediğiniz yemek. Sarımsaklarımı atıyorum. Çok doğramayı tercih etmiyorum. Hani kaybolup da içine gitmesin diye. Bu arada arkadaşlar limonu kesinlikle suyunu sıkıyorum. Çünkü limonu koyduğunuz zaman balık acı oluyor. Yani bunu çoğu arkadaş bilmiyor. Zeytinyağı. Pul biber. Karabiber. Tuzla da genelde kaya tuzunu tercih ediyorum. Çünkü sağlıklı. Şimdi geriye kaşarla maydanoz kaldı. Bunu da balığı almaya yakın koyuyoruz ki kaşar üzerine kurup yanmasın diye. Maydanoz da keza o şekilde. Arkadaşlar 200 derecede ısıttığım fırına şimdi balığı koyacağım. Artık dakikasını siz belirlersiniz kendi balık pişme durumuna göre bakarak. Evet arkadaşlar, balığım pişmek üzere. Şimdi maydanoz ve kaşar peynirini koyacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Beş dakika çok değil. Kaşar yanmayacak kıvamda 5 dakika pişireceğiz.